Cümleten selamünaleyküm dostlar. Bugün sizlerle birlikte kurulumunu yapmış olduğumuz katı kaloriferi kazanının yakmasını göstereceğim. İçerisinde nasıl odun, nasıl kömür yakılır, nasıl tutuşturulur ateş onu göstermiş olacağız. Temizliğini de göstereceğiz. Kazanımız Mimsan 60 binlik kazan. Manuel olanı, otomatik değil yani. Kendiliğinden kömür alan değil. Bizim herhangi bir yakılacak şeyi yakabileceğimiz, yani odundur, kömürdür, her şeyi yakabileceğimiz bir kazan. Kurulumu kanalımızda var. Burada da temizliğini ve nasıl yakılacağını göstereceğiz. Şimdi gelin temizlemeye başlayalım. Temizledikten sonra yakma işlemine geçelim arkadaşlar. Bu hava kanallarının olduğu kısmı görüyorsunuz. Burası da yakma odası. Yani odunlarınızı, kömürlerinizi yaktığınız yer. Şurası da küllüğün yeri. Kül dökülen yer diyelim. Diğer sefere almamda buraya biraz dökmüşüm. Evet. Kül başka bir şeye benzemiyor arkadaşlar. Hep toz. Şöyle. Ama işte bunun da iyi yanı arkadaşlar. Dediğim gibi içeriye herhangi bir şekilde kül, toz olmuyor. Sobada olsa işte soba olsa içerisi tozla, toprakla, külle dolacak. Bu sobanın da temizliği önemli arkadaşlar. Temizliğine dikkat edeceksiniz. Ne kadar temiz olursa o kadar verimli çalışır. Birkaç defa kömür de yaktım. Çok güzel bir sistem diyelim. Evet. Bu şekilde temizlemiş olalım kapakları. Şimdi yaktık, kül birikti. Öncelikle şu kolu göstereyim. Arkadaşlar kolu şu şekilde kaldırıyorsunuz. Şu kolu. Bakın şöyle şunu kapatayım. Şuradan göstermiş olalım. Şöyle kaldırıyorsunuz yukarıya doğru. Kaldırdıktan sonra öne doğru çekiyorsunuz bakın. Şu kapak kapalı olduğu zaman toz yukarıdan çıkıyor tabii ki de. Hatta bunları kapalı bir şekilde yaparsanız üzerinize gelmez. Göstermek amaçlı açtım ben. Bu şekilde biraz daha iyice dökülür. Geri kaldırıyorsunuz, bırakıyorsunuz, oturuyor yerine. Bakın böyle. Ya da öncesinde şuraları temizlersiniz arkadaşlar. Sonrasında külünü dökün. Bir defa olsun. Buralarda varsa bunları temizliyorsunuz bu şekilde. Bu kendi şeyi. Sobanın içerisinde gelen bir ekipman. Bakın şöyle göstereyim. Buraları. Ne kadar temiz olursa dediğim gibi o kadar verimli çalışır arkadaşlar. O yüzden hiç yoktan haftada bir temizliğini yap. Mesela odun kullananlar biraz daha fazla şey oluyor. Kül oluyor. Mecburen bir haftaya da kalmıyor. Kömür olunca biraz daha az oluyor bence.
odun oldu mu çok kömür şey çok kül oluyor arkadaşlar. O yüzden biraz erken temizliğini yapmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir spatula da kullanabilirsiniz. Bu şekilde temizliyorsunuz. Evet. Bakın bu şekilde temizleniyor. En sonunda bunu yaptıktan sonra da kolu şey yaparak külü aşağıya dökebilirsiniz. O kadar fazla olmuyor ama yine de yapsanız iyi olur. Şimdi gelin şuraları temizleyelim. Buralar için de şöyle bir ekipmanımız var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bu da içerisinde geliyor. O boruları temizlemek için. Bakın şimdi onu da göstereceğim. Şimdi şunlar çıkıyor arkadaşlar. Bazıları sert olacaktır arkadaşlar. Onlara da şu şekilde çıkarmadan önce hafif bir şekilde tıkılatın. O zaman çıkacaktır. Bakın. Şimdi bunlar da hep hepsini çıkartın arkadaşlar. Takarken de unutmayın şu orta yüksek olan yer şurası yukarıya gelecek. Ya da şuradan bilebilirsiniz. Şu sağ tarafın kulağı biraz daha uzun. Hepsinde öyle bakın. Bu taraf sağa gelecek yani. Böyle tam karşısında durduğunuz zaman şu uzun kulak sağ tarafa gelecek. Ya da şu orta şişkin yer yukarıya gelecek. Bu şekilde takılacak. Bunların hepsini çıkartayım. Diğerleri fark etmiyor. Sadece doğru takmaya bakın. Bakın bazıları halen çıkmıyor. Bayağı birikmiş. Verim düşüklüğü yaşamamak için temizlemek lazım. Bakın. Çıkmıyor. Evet, o da çıktı. Şimdi burası böyle bu şekilde duruyor. Bu arada arkadaşlar akmayı önleyemediğim için borunun akmasını önleyemediğim için yani şöyle söyleyeyim fan ile birlikte çalışırsa zaten boru akmıyor arkadaşlar alıp götürüyor ama fanı yani uyku moduna aldığınız zaman akıyor buralarda ne yaparsanız yapın kesemedim şu şekilde bir sistem yaptım bakın akan yerinde bu şekilde görünüyor bildiğiniz kara yağ gibi neyse. Şu sıçramalar da gidiyor arkadaşlar. Şey yapmayın yani telaşlanmayın o kalmıyor. Neyse bir de buranın temizlenmesi gerekiyor. Burayı da açalım. Ondan sonra da burayı beraberinde temizleyeceğiz. Burayı fazla sıkmayın yani anahtarla kullanmadan açın burayı.
elinizi rahat bir şekilde açabilin. Fazla sıkmaya gerek yok. Buna ne diyorlar? Kelebek civatam diyorlar. Haftada bir buranın temizliği yapılması gerekiyor. Çok zor bir iş değil, basit bir iş. Yani toplasanız 10-15 dakikanız almaz. Ama bayağı bir verim kaybı yapabilir. Bakın şöyle silikonlu conta yapılmış. Şöyle göstereyim. Işıkta görürsün. Bunları iyi temizleyeceğim. Şöyle. Bakın ne kadar birikmiş. Öncesinden burayı temizleyelim. Sonra oraya geçeriz. Şimdi arkadaşlar, şimdi spatulamı aldım ben. Buraları temizleyelim. Öncesinde. Kapakları açalım. Kurum bağlamış. Spatula geniş geliyor. Ben yukarıda. Burası böyle dursun. Spatula ile işimiz bitti. Şimdi gel gelelim. Şu telli şeye, tel ucu. Şimdi burada arkada boşluk var arkadaşlar. Buradan iteleyince o açtığımız yere dökülüyor. Çekince de bu tarafa dökülüyor zaten. O yüzden önce burayı temizliyoruz. Burayı temizliyoruz. Dökülen oraya dökülsün. Ondan sonra da oradan da komple alacağız. Şekilde birkaç kadar götürürseniz yeterli. Biraz temizleniyor zaten. Bu şekilde buranın da temizliğini yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle yine aynı o aparatımızı alıyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Evet. Ama öncesinde şuraya bir şey koyalım. Ya da gerek yok, çekelim direkt dökülsün yere. Altına bir teşt falan da koyabilirsiniz ya da şu zımbırtıyı çekersiniz. Bakın dolmuş zaten. Bu şekilde onun şeyini de buraya dökebilirsiniz. Zaten şuralar kirlenecek de oralar süpüreceğiz geri. Bakın şöyle. Evet, kan kurumu görüyorsunuz. Bir de o arkadan çıkan kurumu göreceksiniz. Bakın. Böyle temizliyorsunuz. Evet. Yeterince temiz oldu. Temizleyeyim. Şurada contası var. Contaya zarar vermeyin. Şu kırmızı olan conta. Bakın burası da conta. Evet.
Montaya burada zarar verilirse şey olur, nedir? Hava çıkar arkadaşlar. Yani duman, hava dediğim duman. Bacağının yeri ya bu. Duman çıkar. Şunları da temizleyeceğiz. Şimdi şöyle bir küreğim var arkadaşlar. Bununla orayı temizleyelim bakalım. Hem kamerayla hem onu yapacak mıyız? Yapabilecek miyiz? Biraz zor olacak ama. Şöyle şunları kapatalım. Geçelim buraya. Bunun içerisine de temizleyebilirim de. Şöyle az bir şey gösterebilseydim. Hani şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın ben sonrasından temizleyeyim. Kamerayı tutacak kimse yok. Bakın. Bu şekilde. Bakın bu yaşlık da işte bacadan akan şey buraya geliyor. Hatta buraya temizleyelim bunu. Tenekenin içerisine dökülsün. Sıkıntı olmaz. İşte bu akmadan kurtulmak için arkadaşlar şu iki borudan hemen sonra bacaya girmesi lazım. Fazla dolandırmamanız gerekiyor. Bakın bu kararmalar şeyler de daha öncesinden akmıştı. Bayağı uğraştırdı beni yani. Şimdi şu an akmıyor. Şu an sadece buradan akıyor. Yani eğer şey olursa biz baca ustasıyla görüşün, ona göre yapın. Sonra başınız bela ediyor, moralimiz bozuluyor yani kısacası. Bakın görünüyor zaten. Oradaki delikler. Evet temizledik. Şu an kapağını takalım. Şimdi gelelim şunlara. Bunları bu şekilde vurmak yeterli bence. Şöyle bakalım faydası oluyor mu? Evet biraz faydası oluyormuş. İsterseniz spatula yardımıyla biraz daha temizleyebilir misiniz arkadaşlar? Şöyle. Evet biraz spatula ile de temizlenebilirmiş arkadaşlar. Temizlediniz. Şu orta kısım, yüksek olan kısım bakın şöyle göstereyim. Yukarıya gelecek şekilde takıyorsunuz. Şu parçanın uzun olan tarafı sağa bakacak. Bu şekilde takıyorsunuz. Bakın yine aynı şekilde. Orta kısım yukarıya bakıyor. Yüksek olan yeri. Evet bu şekilde. Evet buranın da temizliğini yaptık. Güzel oldu. Şimdi kapağını örtüyoruz buranın. Buranın da kapağını örtelim. Şöyle ufak dokunuşlarda yapabilirsiniz tabii ki. Sonuçta buralar tozlanıyor. Şimdi gelelim en şey olan yere. Kül tablası. Dolusu. Şöyle artık kusura bakmayın. Şimdi götüreyim. Bakın şöyle bir el arabası var. El arabasının içerisine döküyorum. Sıcak olur diye. Bu şekilde bir kül tablası. Buraları da temizleyeceğim tabii ki. Kül tablasını şu alta koyup buradan böyle çekebilirsiniz arkadaşlar. Bakın o kadar birikmiş ki kül tablasının dışına kaçmış. Şöyle koyarız. Bizim küreğimiz nerede? Küreği buraya koyduk. Şekilde de temizliğini yap.
yapmış oluyoruz. Buralarda süpürüp temizlediğiniz zaman o iş tamam. Temizlik bu kadar arkadaşlar. Kullanacağımız kömür ve odun şu şekilde arkadaşlar. Kömürümüz Yeşil Korun 1. sınıf TSE logolu Atakaş Kömür Sanayi ve Ticaret yazan bir kömürümüz 1. sınıf olarak geçiyor. Bu kömürde deneme yapacağız. Şöyle kömür taneleri de bu şekilde, bu büyüklükte. Bunun torbası yani 25 kilo geliyor torbası. 75 TL bir fiyatı var. Kilosu 3 TL yani. Bayağı pahalı bir kömür. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Odunlarımız da bu şekilde. Kayısı odunu. Şöyle göstereyim. Dışarıda da var. Kömürü altında yakacaksınız. Yani kömürü koyacaksınız. Üstünde ateş yakacaksınız. Ateşi yakıp da üstüne kömürü korsanız yara baya yara hızlı yanar. Yani şöyle söyleyeyim. Siz ateşi altta yaktınız. Çalıyla, çırpıyla, naylonla neyse yaktınız. Üstüne kömür attığınız zaman 4 saat gidiyorsa önce kömürü atıp da üstünde yakarsanız 8 saat gider arkadaşlar. Yara baya yara fark eder. Bu şekilde yakmanız gerekiyor. Yani kömürü koyuyorsunuz, üstünde ateşi yakıyorsunuz. Şimdi biz hem odun hem de kömür koyacağız. Ona göre bakalım nasıl olacak. Şimdi odunlarımızı zaten Bismillah diyelim. Şöyle koyduk. Bu şekilde koyalım odunlarımızı. Aynen. Şimdi kömürlerimizi şöyle biraz alalım. Küreğimiz yok elimizde mecburen. Daha ilk defa deniyorum kömür yakmasını. Evet, şöyle doldurduk kömürlerimizi. Bakın aydınlıkta da gösterelim bu şekilde. Yeşil Korun kömürleri. Odunumuzu koyduk. İsterse odun koymadan da kömürü koyup yakabilirsiniz. Biz odun da koyduk. Şöyle ne kadar? Yoğurt stili bir yer. Bir tane daha koyalım aynı şekilde. Şöyle bir adet daha koyacağım. Aynen bu şekilde yeterli diye düşünüyorum. Üzerinde çırpıyla yakacağım. Bir de önemli bir unsurlardan birisi naylon yakacaksanız, yani ateşi tutuşturmak için naylon yakacaksanız fazla naylon yakmayacaksınız arkadaşlar. Yani ben dışarıda kova buldum, kırık kova ya da naylon buldum, poşet buldum getirip atayım diye bir şey yok. Sadece tutuştururken normal bir naylonla, yani küçük bir naylonla tutuşturabilirsiniz. Fazla naylon koymayacaksınız. Zararı varmış, faydası değil. Yani şey öyle söylüyor, nedir onun adı? Ustalar öyle söylüyor. Böyle biraz naylon koyabiliriz. İsterseniz altına biraz çırpı koyabilirsiniz. Naylonun altına da koyabilirsiniz. Bakın şöyle biraz çırpı koyabilirsiniz. Çırpı diyorum ama dal yani. Bizim burada çırpı diyorlar. Sizin oralarda ne diyorlar bilmiyorum. Biraz ceviz kabuğumuz var. Ceviz kabuğu da koyabiliriz. Çeşidi biraz çok oldu ama siz ceviz kabuğu yerine
çala da koyabilirsiniz. Çalı diyelim, çırpı diyelim, artık neyse. Şimdi bunu koyduk. Biz pürmüz kullanıyoruz yakarken. Yani pürmüz dedim şu. Aynen bu. Fişimizi takıyoruz arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken şu arkadaşlar. 31 derece olursa pompa devreye giriyor. Pompa dediğimiz ne? Yani sıcak suyu devir daim yapan, yukarıya peteklere götürüp getiren pompa işlevini gören makine. Yani ona biz pompa diyoruz. Pompanın çalıştığı da şuradaki yanacı. Biraz sonra 31 derece olduğu zaman şurada ışıklar yanacak. Dönecek böyle halka şeklinde. O zaman da pompa çalışmış olacak. Pompamız da şu arkadaşlar. Bu. Şurada ışıklar yanacak. Birazdan göreceksiniz. Elektrik gittiği zaman önemli noktalardan biri. Elektrik gittiği zaman eğer jeneratörünüz yoksa gelip bunu bu vanayı açıyorsunuz. Şöyle bir sistem olacak. Bu sistem. Yani elektrik gittiği zaman pompa devre dışı kalıyor ya. Bunu açtığınız zaman devir daim yapmış olacak. Yani pompanın görevini yapmış olacak. O yüzden elektrik gittiği zaman bu vanayı açıyorsunuz. Elektrik geldiği zaman bunu kapatıyorsunuz. Ve devam ediyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Onu yapmazsak ne olur? Yani elektrik gittiği zaman vanayı açmazsak ne olur? Şu tesisatlardan, su tesisat borularından ya şuralardan ya da kazanın kendinde bir tesisatında patlaklık oluşabilir. Yani herhangi bir su tesisatında olabilir. Ya vanası patlar ya eklerden patlar ya da kazanda patlama olabilir. Tabi yüksek ısıya gelince. Yaşayan var mı bilmiyorum ama ustamız bu şekilde söyledi. Yani elektrik gittiği zaman o vanayı açmak zorundasınız. Ya da jeneratör olacak. Elektrik gittiği zaman devreye girecek. Buna elektrik verecek. Yine aynı şekilde pompa devam edecek çalışmaya. Ya öyle yapacaksınız ya da elektrik gittiği zaman o vanayı açacaksınız arkadaşlar. Yaktınız. Yanıp yanmadığına bakacaksınız. Önce kapatıyorsunuz. Biraz bekleyip sonra kapağını açıyorsunuz. Onu da göstereceğim. Yoksa yüzünüz yanar. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi biz yakalım. Ayarlarını da gösterelim. Nasıl çalışıyor? Nasıl ayar veriliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Fazla bile tuttuk. Bu zaten yanar. Benim gibi ateş yakmasını seven biriyseniz zaten bağımlı olursunuz arkadaşlar. Ben bu kapağı kapatmak bile istemiyorum. Bu şekilde takviye yapmasını seviyorum. O yüzden biraz bağımlılık yapıyor adama. Kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapattık komple. Seç butonunu görüyorsunuz. Şu an 30 derecede olduğunu gösteriyor kazanın sıcaklığı. Buradan basıyorsunuz. Şu an 70 dereceye kadar ısıtacağını söylüyor. Biz bunu ne yapalım mesela? Alçaltalım ya da yükseltelim. 65'e ayarladık. 65 dereceye kadar fan bunu çalıştıracak. Ondan sonra fan duracak demektir. Hafızaya alındı dedi gördüğünüz gibi. Bir daha basıyoruz. Bir daha bastığımız zaman fanın 50'de çalıştığını gösteriyor. Bunu da düşürebiliyoruz. Mesela en düşük nerede çalışıyor? 40'da çalışıyor. Ondan sonra off diyor, kapanıyor. 40 en yüksekte kaçta çalışıyor? En yüksekte 100'de çalışıyor. 100'den sonra otomatiğe geçiyor. Düşürüyoruz. Mesela bizim 40'da çalışması ya da 50'de çalışması. 40'da çalışması yeterli. 40'da 45'te çalışsın diyelim. Fanımız 45'te çalışacak. Ta ki ne zamana kadar? 65 dereceye kadar. 65 dereceye geldiği zaman tak duracak. Ondan sonra 60 dereceye düştüğü zaman tekrar çalışacak. 65'e geldiği zaman tekrardan duracak. Bu şekilde devam edecek. Şimdi biz yaktık, ayarladık da buradan tuşumuza basıyoruz. Bismillah diyelim. Bakın fanın çalıştığını gösteriyor. Burada fan yazıyor ya. Fanın çalıştığını gösteriyor. 31 derece olduğu zaman da şurada pompa yazan yerdeki ışıklar dönmeye başlayacak. Aynı bu şekilde.
Bakalım biraz yükselsin. Bu arada ateşin yanıp yanmadığını mesela şu an merak ediyorsunuz. 30 dereceyi aldık. 30 derecede ama ateşin içerisinde yanıp yanmadığını merak ediyorsunuz ya. Buradan kapatıyorsunuz. Ve bekliyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle orayı kapatmadan kapağı açmıyorsunuz. Kapattıktan sonra da biraz duruyorsunuz. Fan durduktan sonra açıyorsunuz. Bakın açıyoruz. Bu şekilde. Şimdi eğer ki biz fanı durdurmadan açsaydık ateş püskürüp bizim yüzümüzü yakabilirdi. Şimdi kapattık. Tekrardan basıyoruz. Biraz hızlı anlatıyorum. Kısa olması açısından. Bakın 31 derece oldu. Pompa devreye girdi. Çalışıyor. Şöyle pompayı gösterelim. Aynen böyle. Işıklar yanıyor ve çalışıyor. Şöyle bir de bacadan gösterelim bakalım. Duman çıkıyor mu? Evet, görünüyor. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi bakıyoruz, durduruyoruz. 34 derece oldu. Bekliyoruz. Bakın bu şekilde bile neredeyse adamın yüzünü etkiliyor, yakabilir. Bu şekilde yanacak. Kapatıyoruz. Düğmemize basıyoruz. Pompa devreye giriyor. Şu an peteklere sıcak su gidiyor. 35 derece sıcak su gidiyor peteklere şu an. Sağlıkla ve huzurla kalın.